Sivas yenilgisi tüm taraftarlar üzdüğü gibi bizi de üzdü. Taraftarların dün tepkisine bakınca toplu bir hareket olmadı ama bireysel baktığımızda ciddi bir tepki vardı. Bir sabırın kalmadığını da bizzat kendi gözlerimle gördüm. Zor bir yıl oldu. 3 başkan, 3 hoca değişikliği. Ben anımla biz şu anda yeni yönetim ekibini oluşturmak için çalışmalara başladık. 30 Kasım'da genel kurula gidiyoruz. Ciddi bir yönetim kurulu ekibi çalışmamız var. Yönetim olarak maçtan sonra toplandık ve Bülent hocamızla görüştük. Bülent hocamızın da fikir birliğine vararak hep birlikte 3 oyuncu, aslında bunun sayısı samimiyetle söylüyorum biraz daha fazlaydı ama 3'e düşürerek Entep, Tavares ve Bilal Başakçıoğlu'nu kadro dışı bırakma kararı aldık. Ayrıca Bilal Başakçıoğlu'na girdiği taraftarla sözlü münakaşa ve hocaya yaptığı saygısızlık üzerinden de para cezası verilecek. Kendileri üçü de şu an için kadro dışı bırakılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Takımdaki ruhsuzluk hali, oyuncuların gerekli mücadeleyi vermediğini görüyoruz, biz de biliyoruz. Hocamız uzun zamandır oyuncularla konuşuyor, ediyor. Bugün daha kendilerinde bilgisi yok ama biz Berna Hanım'la birlikte tek tek oyuncularla ilk ve son kez olmak üzere bir de biz konuşmak istiyoruz. Bugüne kadar hep para konuşuldu. Para ödemesi, para ödemesi, para ödemesi. Hepimizin yanıldığı bir şey varmış. Bunu burada söylüyorum. Herkesin önünde söylüyorum. Sorun sadece para değilmiş. Belli ki kafalarında bir şeyler var. Belli ki kafalarında olmamış, oturmamış ya da Kayseri Spor'la bağdaşmamış şeyler var. Sürekli değişikliklerden mi, gündemin belirsizliğinden mi bilmiyoruz ama oyuncuların mantalitesinde problem olduğunu görüyoruz. Tek tek oturup hepsiyle konuşacağız. Bir alev topunu elimize aldığımızın da farkındayız. En zor zamanda buradayız. Dün taraftarım çok güzel bir şey paylaşmış, çok hoşuma gitti. En kötü gün bugünse bugün de Kayseri Spor. Arada transfer yapmayı planlıyoruz. Futbolcular ödemesiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Futbolcu ödemeleri de bu hafta yapılacak. Yönetimi devralmadan önce de şu anda çok ciddi bir borcu çıkarma hesabı yapıyoruz. Yani gerçekten Kayseri Spor Kulübü'nün borcu ne kadar? Hiçbir şey gizlenmeden, saklanmadan biz bu borcu öğreneceğiz. Şeffaflık konusunda da Türkiye'de görülmemiş, bu kadar da iddialı ve net konuşuyorum. Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz olarak, yeni yönetimde yer alacak kişi olarak net konuşuyorum. Türkiye'de daha önce görülmemiş şeffaflığı Kayseri Spor Kulübü'nde bundan sonra çok rahatlıkla görebileceksiniz. Ara transferde, transfer yasağı yemeden oraya kadar götürmeye çalışacağız. Berna Hanım'ın da ilk kadın başkan olması, Süper Lig'de bunun bir ilk olması tüm kamuoyunun dikkatini çekti. Sayın Nihat Özdemir Berna Hanım'ı aradı, tebrik etti. Spor Bakanımız aradı, tebrik etti. Yani birçok kurum ve özel şirketlerin başkanları, CEO'ları arayıp mutluluğunu dile getirdi. Madem şeffaf olacağız dedik. Futbolcularla açıkçası ilgilenilemediğini düşünüyoruz. Futbolcuların daha çok yüksekten, daha yetkili kişilerle muhatap almak istediği zamanlar olmuş. Kayseri'de problemler yaşadıkları olmuş. Ama bundan sonra da kendini ortaya koymayan, sahada mücadelesini göstermeyene
para vermeyeceğiz. Kendini koyana, ortaya koyanın parasını da tam ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sınırlı imkanlarla maksimum verim almaya çalışacağız. Bir mücadele veren oyuncu varsa parasını da sonuna kadar alacak. Biz bir ödeme yapıldı. Yine yapılacak. Ama bu ödemelere cevap vermeyen futbolcu varsa da bunun cezası sadece katkı dışı değil, parasını da alamayacak. Bekleyecek, uzun vadede bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Ama çıktı takım sahaya, herkes mücadele etti. Hepimizin takdirini topladı. Biz ona gereğini zaten yapacağız. Bundan sonra istikrar için elimizden geleni yapacağız. Sadece ara transferde transfer gerçekleştirmek için ortaya bir bütçe koyacağız. O bütçe doğrultusunda en verimli futbolcuları almaya çalışacağız.